Herkese merhabalar. Bir Başkadır, Berkun Oya'nın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı dizi film hakkında bazı görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Film karanlık bir örgüye sahip. Sanki bilinç dışının fotoğrafını çekmeye çalışıyor. İnsanın bilinç dışının karanlık yönlerini, belki gölgenin ya da bastırılmış olan, herkesten sakladığımız, gizlediğimiz ve hiçbir zaman hatırlamak istemediğimiz şeylerin, yani insani olan, insanın bir de bilinç dışı yönünün ortaya çıkarılmasına gayret ediyor gibi görünüyor. Aslında anlatılan öykü insanın öyküsü, hepimizin öyküsü. Toplum içerisinde insanları bir arada yaşaması için takındığı maskelerin arkasında neler var, onların peşine düşmüş yönetmen. Toplumun bizden beklentileri nelerdir? Ona göre şekilleniriz, kendimizi ona göre dizayn etmeye çalışırız. Çünkü benliğimizi korumak için buna ihtiyacımız vardır. Bazen yalan söyleriz, bazen sahte gülüşler, sahte davranışlar içerisine gireriz. Ve bu şekilde toplum içerisinde kendimize bir yer bulmaya çabalarız. Ama bazen bu kırılır. Çeşitli travmalarla veya farkındalıklarla bu sahtelik bir anda bizim farkına varacağımız bir duruma dönüşür. Ve işte o zaman ağır bir yük altında insanın psikolojisi ve biyolojik yanı etkilenmeye başlar. Dizi filmde birçok karakter var. Bu karakter örneklerini aslında toplum içerisinde görmek olası. Yani Yasin karakteri, Meryem karakteri, Ruhiye, Gülbin, Peri, bunların hepsini görebiliyoruz. Zengin insanlar, fakir insanlar, yoksul insanlar, yalıda yaşayan insanlar ve varoşlarda yaşam mücadelesi, geçim mücadelesi içerisinde olan insanlar. Ama hepsinin insani bir yönü var aslında. Hepsi acılardan, sevinçlerden, mutluluklardan, sıcaklıklardan, sevgiden, nefretten, öfkeden ibaret. Bunların tümünden aslında ve başka şeylerden oluşmuş. Yani insani olan ne varsa ondan meydana gelmişiz. Farklı coğrafyalarda da olsa, farklı ideolojiler ve inançlar içerisinde de olsak aslında bu insanın öyküsü. Biz yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz ortamda veya ideolojilerimiz, inançlarımıza göre şekilleniriz. Onlara göre davranırız ve kalıp, klişe düşüncelere sahip oluruz. İnsanları da bunlarla yargılarız. Bilmeden ve farkına varmadan. Kategorize ederiz insanları. Ama bazen bunun farkına varabiliriz. İnsan öyle bir kırılma anı yaşar veya travmatik bir olay yaşar, sorgulamaya başlar. Belki de şimdiye kadar yaşadığı hayat bir yalandan ibaret. Tamamı değilse de en azından bir kısmı veya çoğunluğu. Gerçek hakikat, o görünen sahteliğin veya toplum içerisinde takındığımız persona dediğimiz o maskelerin ardında sakladığımız şeyler, onlarla yüzleşebilme cesareti ve onları aşabilme, travmalarımızı yenip iyileşebilme, kendimizi yine normalleştirme çabasıdır aslında insanın bu dünyadaki öyküsü. İşte yönetmen kamerasını aslında biraz da bu kısma, insan psikolojisine ve insani ilişkilerin yapaylığına ve insan ilişkileri içerisinde saklanan, gizlenen, herkesten içimizde sakladığımız ama kimsenin farkına varmasını istemediğimiz duygularımız, düşüncelerimiz, acılarımız, işte bunların peşine düşmüş yönetmen. Öteki olarak gördüğümüz kişiler veya topluluklar vardır. Damgaladığımız, farklı gördüğümüz. düşmanca tavırlar içerisinde olduğumuz kişiler, düşünceler, inançlar, ideolojiler, etnik gruplar olabilir. Ama nihayetine baktığımız zaman bunların da bizlerden farkı olmayan, aslında hiçbirimizin birbirimizden farkı olmayan temelde insanlar olduğumuzu vurgulamaya çalışıyor ve bir barışa ya da makul bir yerde buluşmaya davet ediyor. Şarkılarda olduğu gibi aslında herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Ya da hepimiz kardeşiz, bu kavga ne diye. Filmde tabii ki, dizi filmde sevgiler de var. İnsan sevgiye açlığı, başkasına karşı duyduğu sevgi, aşk temaları da var. Ama bir karakter sevdiği bir başka karakter tarafından sevilmiyor. Farkına bile varılmıyor aslında. Ama kendisi de başkası tarafından seviliyor. Bunun da farkında değil. Özdemir Asaf'ın dediği gibi bir durum var belki de. Ben birini sevmedim, o da beni sevmedi. Bir gün randevulaştık, ben gitmedim, o da gelmedi. Evet, hastalıklı haller çok film içerisinde. Yani yüzleşmediğimiz travmalarımız ya da yüzleşme cesareti gösteremediğimiz travmalarımız, üstesinden gelemediğimiz bu travmalar bizi bırakmaz, peşimizi asla bırakmaz. Onlarla yüzleşme cesaretini de herkes gösteremez. Bir yandan da geçim sıkıntısı var tabii ki. Dizi filmde bu temada işleniyor. Bazı insanların en azından maddi olarak geçim sıkıntısı yok. Fakat daha alttaki insanlar bunu sonuna kadar yaşıyorlar. Bunun dışında da başka sıkıntıları var. Ama yine de hayata tutunuyorlar ve mücadele etmeye devam ediyorlar. Geçim sıkıntısı temel olarak belirleyici bir unsurdur. Ruhiye karakteri hastalıklı bir hal çiziyor. Psikolojik olarak rahatsız. Ve bu bütün aileye sirayet ediyor. Herkesi mutsuz kılıyor. Özellikle çocuklarını. Küçük çocuğu İsmail konuşmuyor. Ve bu bir anlamda tepki. Aslında bu ortamdan rahatsız olduğunu ve sessizce bu ortamı izlediğini görüyoruz. Aynen Rus yönetmen Zvyagintsev Sevgisiz adlı filminde olduğu gibi benzer bir sahne hem bu dizi filmde var hem o filmde. Kapı arkasında çocuk konuşulanları dinliyor. Korkmuş, ürkek. Bu dünyada gerçekten kendisini sahipsiz hissediyor. Bunu bu yaşta duyumsamış. Zvyagintsev'in Sevgisiz filmindeki o sahne sinema sanatının belki de en dayanılmaz, en acı sahnelerinden biridir. Çocuğun yaşadığı o travmatik durumu çok canlı bir şekilde anlatır. Bu filmde de benzer temalar var. Tabii ki annesi daha sonra travmasıyla filmin sonuna doğru yüzleşiyor. Küçüklük çağında, çocukluk çağında yaşadığı travma ve affederek bundan sıyrılıyor. Normale geliyor gibi görünüyor. Çocuğu da tabii ki hemen konuşmaya başlıyor. Şimdiye kadar konuşmayan çocuk bir anda iyileşmiş oluyor. İnsanların birbirleriyle bir şeyler paylaşma isteği. Yine filmde çok sık olarak kullanılan temalardan biri. Bunlar da terapistler üzerinden yapılıyor. Yani psikiyatristler var. Bir de halk terapisti olarak tırnak içinde adlandırabileceğimiz işte bu filmde bir hoca karakteri var. İnsanlar sıkıntılarını, dertlerini gidiyorlar, onunla paylaşıyorlar. O da yol göstermeye çabalıyor kendi bildiği kadarıyla. Ama kendi ailesinde de birçok problemler var, farkında değil. Ya da Meryem önemli karakter, psikiyatrise gidiyor bir terapi eşliğinde. Yani aslında konuşuyorlar, paylaşıyorlar hayatı ve yükü, omuzlarına binen psikolojik yükten yavaş yavaş uzaklaşıyorlar her ikisi birden. Terapistin de başka bir terapiste gittiğini, onun da terapiye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Yani bu çok insani bir şey. İnsan sıkıntılarını birileriyle paylaştıkça hafifler ve onu yavaş yavaş yenmeye başlar. Evet, aslında insan fırlatılıp atılmış olduğu bu dünyada kendini yalnız ve yabancı hisseder. Ve yersiz, yurtsuz hisseder. Aslında anne karnından düşüşün öyküsüdür bu bir anlamda. Kaybolmuş insanların, savrulmuş insanların öyküsüdür. Dizi filmde sık vurgulanan temalardan bazıları da insanların empati eksikliği ve anlaşılamayan ya da yanlış anlaşılan insanların varlığıdır. Birbirlerine açılamayan, konuşamayan ve her şeyi tek başına o yalnızlığı içerisinde çözmeye çalışan ve bu nedenle de içlerinde sessiz bir çığlıkla hayata tutunmaya çalışan insanların öyküsü. Sıkışmışlık hali içerisinde yersiz yurtsuz olduğunu bilinç dışı bir dürtü olarak duyumsayan bireylerin bu varoluşsal sancıyla başa çıkma çabası içerisindeki çırpınışları, yüzleşme cesaretlerinin olmaması, yüzleşmenin güçlüğü, acısı, yükü karşısında pes eden insanlarla bunu unutmaya çabalayan bireylerin dansı. Filmin genelde özeti bu şekilde de ifade edilebilir. Yani hepsi insana ait. İnsani duygular ve davranışlar. Film ne anlatıyor acaba diyebilir insanlar. Ya da ben bu filmden hiçbir şey, bu dizi filmden hiçbir şey anlamadım. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. İnsan yaşar yıllarca, yaşamının belki sonuna gelir. Yıllar geçti der, hiçbir şey anlamadım. Hayat da böyledir. Hayatı ancak paylaşarak, yardımlaşarak ve empati kurarak sürdürebiliriz. Başka insanların da varoluş hakkı olduğunu ve bunu hiç kimsenin engellemeye, yok etmeye, sadece kendi düşüncesini empoze etmeye de hakkı olmadığını söylemeye çalışan bir dizi film. Yeniden görüşmek üzere. Sinemayla kalın, felsefeyle kalın, edebiyatla kalın.